Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, İspanya Başbakanı Sanchez yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye büyük destek vererek teşekkür etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen NATO zirvesindeki yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı. Bizler artık NATO'da daha güçlü müttefikleriz. Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler sadece bu toplantılarda değil, savaşta ve barışta Türkiye'nin ve diğer müttefiklerimizin yanında olacağız. Gerekirse onlara saldırı açmaya çalışanlara beraber aynı cephede savaşacağız dedi. Sanchez düzenlediği basın toplantısında zirvenin en büyük sonuçlarından biri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıdır. Yapıcı tutumundan dolayı Türkiye'ye destekliyorum ve teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşmesinin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Türkiye güvenlik ve arabuluculukta kilit bir ortak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının sona erdirilmesi ve diyaloğu teşvik etmeye yönelik diplomatik çabaları ve Güney Kanada'nın güçlendirilmesine verdiği destek için teşekkür ettim. Türkiye ile Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkiler hiç bozulmadan devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Türkiye iki ülke arasında arabulucu rolüne devam ederken aynı zamanda dünya üzerine tahıl koridorunun açılması için Moskova ile ikili ilişkilerine devam ediyor. Kıymetli izleyenler, geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak istemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini PKK ve YPG'nin adeta bir evi haline gelmelerinden dolayı reddetmişti.